تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء. Bin Şaban ayı hakkında bir kısa hatırlama. Bin Şaban ayında, birinci Şaban ayındayız. Şaban ayındayız. Şaban ayından sonra hangi ay gelir? Ramazan. Ramazan ayı. Ramazan ayı. Allah'tan isterim ki Allah da bizi Ramazan'a çaktırsın. Hayırla, afiyet, sağlamlıkla, dinde sabit halda, ihlasla, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnesine tabi olarak. Ve Ramazan gelirse Ramazan'a hazırlaşmak lazım. Allah da buyuruyor ki وَلَوْ اَرَادُ الْخُرُوجَ لَا عَدُّ لَهُ عُدَّةً. Eğer onlar çıkmaksa seyirler diyor ki onun hazırlığını görerler. وَلَكِنْ كَرِهَ اللّٰهُ اِنْ بَعَثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ قُعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ. Lakin Allah da onların bu hareketini, bu çıkmanı istemedi. Hoşlamadı ve onlara deyildi ki oturanlarla birlikte kalın. Ve alimler diyor ki eğer insan hazırlaşmırsa o hayırdan mehrum olmak ile cezalanabilir. Ve Şaban ayında da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çoklu oruç tutardı. Hatta Ayşe radıyallahu anh diyor ki Ramazan'dan başka bir ayı tam şekilde kamil tutmazdı ve en çok da Şaban ayında oruç tutardı. Ve Ayşe radıyallahu anh özü de yani diyor ki Ramazan'dan bende gaza oruçlar kalırdı, onu Şaban ayında tutabilirdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hizmetle meşguldü. Ve artık Şaban ayında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oruç tutur diye çok ayı Ayşe radıyallahu anh özü de gazasını Şaban'da tuturdu. Demek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleri ve hemşehrin hayat yoldaşları kendileri Şaban ayında ibadet ederler. Yani başka aylara nispeten Şaban ayı daha çok ibadetle geçirdi. Hüseyin de oruç. Hüseyin de oruç ve indi de fırsat diye bu günler hansı ki insan ister istemez evinde oturur. Yani işi terk edip bir de bu veba hastalığına göre artık mecbur insan evde oturup bu fırsatten istifade edemez. Bu aslında Allah'tan bir nimetti. Vallahi büyük nimetti Allah'tan geldi. Ki yani Ramazan için hazırlaşmaya fırsat var. Otur evde hazırlaş. Çünkü olabilsin ki bir de bu Ramazan yüzümüze gelmedi. Veyahut da kimse için kimden söylüyor olabilsin bu Ramazan'a. Nöbeti Ramazan'a olabilir insan çıkmadı. Ve Şaban ayında da faziletlerden Şaban ayının 15'i yani yarısı Allah Teala hamını bağışlayır yalnız müşrikten ve kardeşiyle arasında küsülü olandan başka. Yani küsülü olan Müslümanlara bağışlamır. Ve bir de müşriki bağışlamır. Şaban ayında. Onu alimler diyor ki Şaban'ın ortalarına sen temiz halde gelip çatasan ki Allah tarafından bağışlananlardan olasan. Hem Çin'de Şaban ayında oruç ve Kur'an okumaya çoğaltmak lazım ki Ramazan ayına, Kur'an ayına insan hazır halde, hazır vaziyette gelip yetişsin. فَبِعِزَّتِكَ لَأُوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا